Obezite günümüzün en önemli sorunlarından biri. Diyet, spor ve ilaçla zayıflayamayan obezite hastalarının tek seçeneği ise ameliyat. Onlardan biri de Didem Güç sevgili seyirciler. Obezite ameliyatıyla bir yıl içinde tam 53 kilo verdi. Obezite yani aşırı şişmanlık günümüz insanının en büyük sorunu. Yaşam koşulları her geçen gün şişmanlığa itiyor. Ekonomik, gelişen yeni teknoloji, özellikle internet, bununla birlikte alışveriş merkezlerinin çoğalması, beslenme şeklimizin değişmesi, kalorili ve yüksek gıdalara çok daha rahat ulaşılabiliyor olması bunların temel faktörlerinden bir tanesi. Milyonlarca insan ya kendi kendine ya diyetisyenle ya da spora giderek zayıflamaya çalışıyor. Bazı kişiler başarılı olsa da bazıları ne yaparsa yapsın zayıflayamıyor. Vücut kitle endeksi 40 ve üzerinde olan, şişmanlık nedeniyle şeker, tansiyon gibi hastalıklara sahip kişilere obezite ameliyatı öneriliyor. 3 yıldır obezite problemi çekiyorsak ve bu diyet, egzersiz ve hatta ilaç tedavisiyle kilo veremiyor ve yandaş hastalıklarımız hayatımızı ciddi anlamda artık riske ediyorsa biz bu grupta cerrahi tedavi öneriyoruz ve cerrahi tedaviden de elde ettiğimiz sonuçlar son derece yüz güldürücü ve başarılı oluyor. Onlardan biri de 45 yaşındaki Didem Güç. Doğum sendromu yaşadım. 2000 yılında bir doğum yaptım. Oradan sonra aldığım kiloları veremedim. Tam 125 kiloya kadar çıkmış. Aşırı şeker düşkünlüğüm vardı. Şekere bağımlı yaşıyordum. Şekersiz duramıyordum. Ama bu ameliyatı olduktan sonra hayatımdan şeker denilen şey çıktı. Didem Güç'e gastrik bypass ameliyatı yapıldı. Güç bir yıl içinde tam 53 kilo verdi. Şimdi ise 72 kilo. Gastrik bypass ameliyatı. Burada hem mide hacmini küçültüyoruz hem de ince bağırsağa gelip bu küçük mideyle bağlantı yaparak hem az yemesini hem de yenilen gıdaların bir parça azalmasını, emiliminin azalmasını sağlıyoruz. Laparoskopi ve robotik cerrahiyle yapılabilen obezite ameliyatlarının artık geçmişte olduğu gibi kötü bir ünü yok. Bu bir aslında kalp ameliyatından, mide ve bağırsak ameliyatlarından daha yüksek oranda bir riske sahip değil. Tabii ki teknoloji gelişiyor, tıp da gelişiyor. Bugün obezite ameliyatları son derece güvenilir bir şekilde yapılıyor.